Şimdi tabi e, işte dünün konusu bu e, erteleme olayı e, vesaire bunlar çok fazla gündem oldu. E, bilemiyorum ben dediğim gibi sağ içinde kalmak istiyorum Abi, içinde ama ka yani, sen yani e, o konuda ki. söylemek istediklerim var dedin bir bize şöyle bir toparla lütfen. Sonra da Trabzonspor maçına geçelim e, ve Fenerbahçe-Trabzonspor maçına ilişkin de. Ee, şöyle bir ilk sözleri söyleyelim, birkaç kelam edelim. Önce e, bir kere yani rica ediyorum kesmezseniz bazı şeyler söylemek istiyorum. Yani şu e, demet savaşlarıyla ilgili. Önce biliyorsun şeyin e, açıklaması geldi. E, Trabzonspor kulübünün açıklaması geldi. Biz hani sorduk e, futbol federasyonuna e, eğer istemezlerse biz ertelmiyoruz hazırız diye gündüz saatlerinde geldi bu açıklama. O açıklama geldiğinde. O zaman ben de tabii açıklamayı mantıklı buldum herkes gibi. Çok normal bir açıklama yani. Ee, öyle bir ortamda, abi öyle evinde düğün olmaz yani. Dolayısıyla dedim ki bak ne güzel bir açıklama yaptılar. Hatta şeyde de, yayında da e, bunu tebrik ettim Trabzonspor Yönetimi'ne. Sonra tabii farklı farklı kafalardan farklı farklı sesler çıkmaya başladı. Öncelikle Sayın Malatya Başkanı Sayın Adil Gevrek ee, bir açıklama yaptı. Dedi ki ya Trabzon biz bekleriz. Gelsinler oynasınlar. Ee, biz hani bir erteleme talebinde falan. Bulamadık dedi. Şimdi buradan bir kere öncelikle bir Adil Gevre'ye bir şeyler söylemek istiyorum. Bak başkan. Bir kere ortalığı karıştıran sensin. Kusura bakma. Kusura bakma. İki tane büyük kulüp birbirine girdi. Fenerbahçe ve Trabzonspor birbirine girdi. Nereden girdi? Senin açıklamandan girdi. Sen çünkü bir öyle konuştun, bir böyle konuştun falan derken bir anda ortalık karıştı. Şimdi sen diyorsun ki biz hayatın olağan akışı devam etsin, gelin burada biz maç oynayalım diyorsun. Senin, sen diyelim ki bu maç oynandı. 20-25 bir de işte toplayabildin ki ben 5 kişi bile toplayacağını zannetmiyorum. Çünkü Malatya'da, Elazığ'da bugün futbolun peşini düşünen bir kişi bile yoktur yani. Herkes canının derde düşmüş, zırttı sallanıyor her taraf yani. Öyle değil mi? Bugün devamlı de, artçı, devamlı artçı de bir oldu. Önce Şimdi nokta bırak stadın yıkılmasını nokta bilen bir kenara alıyor. bırak. Bak stadın yıkılmasını bir kenara bırak. Veya büyük bir deprem olmasını bir kenara bırak. Bir artçı sarsıntı, bir böyle karışıklık orada bir kişinin burnu karasa Sayın Adil Gevrek bunun hesabını nasıl verecek? Ne olağan akışından bahsediyorsun sen? Başka? Neyin olağan akışından bahsediyorsun ya? Olağan bir durum var da mı olağan akışına dönsün herkes falan diyorsun ya? İki tane büyük kulübü sen orada birbirine sokuyorsun. Şimdi bu bir. Bunu bir cebimize koyalım. Başkan bağlansın. istiyorsa bağlanabilir. Burada e, konuşabiliriz de. Bu bir. İkincisi. İkincisi. Fenerbahçe'nin açıklaması geldi. Fenerbahçe'nin açıklaması geldi. Baktık Fenerbahçe'nin açıklamasına. Bir gördüm. Gözlerime inanamadım. Bak gözlerime inanamadım. Ya inşallah dedim yanlış gibi ya da hani böyle fake hesaplar falan oluyor ya. İnşallah dedim bu hesap farklı bir hesaptır da yani inşallah böyle bir açıklama yapmamışlardır diye düşündüm. Çünkü bak Ali Başkan, canım başkan, Türkiye'nin en büyük ailelerinden birinin veliahtısın. Hatta artık sen de yani holdingi artık Sayın Ali Bey yönetiyor. Fakat yani Allah aşkına nasıl bir gaza geldin sosyal medyada, şey yapıyordu. İşte Trabzonspor kullanıyor mu oraya gitmeyecek. Dört tane sarı kartlı oyuncusu var. İşte kırmızı kart olursa belki oynayamayacak. Yorulacaklar şöyle bir. Başkan seni kim gaza getirdi? Sana rica ediyorum. Şu seni kim gaza getirdiyse. Sayın Başkanım bak acayip bir tepki var. Sosyal medyadan mutlaka bir açıklama yapmaz dediyse. işte senin düşmanın o başkan. Ne oldu? Girdin Trabzon'dan birbirine şimdi. Ben sana bir şey söyleyeyim başkan. İnanılmaz sempatik bir başkansın. Seni geçen sene gittik Trabzon'da uzun çarşıda dolaştı başkan. Trabzon'da uzun çarşıda dolaştı. Hiç bir tane Trabzon'da gelip de ya başkan hayırdır eski defterleri açan bir Allah'ın kulu yoktu. Başkan seni birileri acayip kandırıyor. Sana bu açıklamaya kim zorladıysa ben inanmıyorum ki başkanın ya böyle bir, bir açıklama yapalım dediğine inanmıyorum ben. Seni kim bu açıklamaya zorladıysa Fenerbahçe'nin düşmanı işte o seni zorlayandır. Çünkü bir toplantı yapılsa orada ben derim ki başkan bunu söylüyorsun ama millet ne zannedecek? Ne zannedecek millet? O bunlar puan peşinde. Millet can cadinde bunlar puan peşinde. Bu tepkiyi ben orada ona söylerim. Nasıl yanında bin tane danışman var. Nasıl sana bu, bu konuyla ilgili seni uyarmadılar? Nasıl seni uyarmadılar? Böyle şey olur mu ya? Onun için ben başkanın kesinlikle gaza getirildiğine inanıyorum. Üç. Üç, Bu Trabzonspor Fenerbahçe düşmanlığını zaten devamlı parmaklıyorlar kardeşim. Yıllardır. Aynen, aynen öyle. Yıllardır parmaklanıyor. Maalesef. Yıllardır parmaklanıyor. Çünkü birilerinin işine geliyor bu iş. Doğru. Birilerinin işte ikisi de iki camiada hemen ayağa kalkmaya hazır iki yani camia hiç şey zaten. Hiçbir şey yokken buralara geliyor yine. Hiç. Ya şey ne yok diyorum ya. sana? Geçen sene çarşıda uzun çarşıda dolaştı başkan ya. Ortada bir şey yokken şimdi cumartesi günü ne olacağını Allah korusun hiçbirimiz bilmiyoruz. Oradan buraya nasıl geldi bu iş? Allah korusun. Bak oradan bu, buraya. Bak bu başka mesele. Sonra bak dün akşam bizim Erman Hoca'ları seyrettim. Sen de kusura bakma burada. Bak herkes abi herkes şeyini önüne alacak bakacak. Erman Hoca'nın Erman Hoca'nın Erman Hoca da buraya bağlanabilir istiyorsa. Erman Hoca'nın Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Ali Koç'la ilgili yalı çocuğu falan benzetmesi kusura bakmasın olmaz. 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 Fenerbahçe Başkanı'na kimse yalı çocuğu diyemez. Diyemez. Koskoca Beyabaşı Başkanı'ndan söz ediyorsun. Yalı çocuğu ne demek biliyor musun abi? O sen yalılarda oturuyorsun. Sen zaten o işleri bilmezsin. Sen sadece puanı düşünüyorsun. Alacağım puanı düşünüyorsun falan. insanların gözünde bir algı yapmak demektir. Yalı çocuğu böyle bir şey demektir. O yalı çocuğunun kaç milyon kişi ekmek verdiğini biliyor musun sen? Yalı çocuğu olmaz. Olmaz. E kızıyorsun internette sana birisi kabzumal yazınca. Olayların hiç bak, buraya gelmemesi. Bak tabzımal yazıyorlar sen kızıyorsun. Olayları, yani hiç buraya Hadi bak şimdi bunu Hızlar üzerinden yürüt. Abi bunu yürütmek zorundayım. Kusura bakma. Ender Ender hocam yani bak bu olmaz. Olmaz. Ben nasıl şeye e, Galatasaray başkanına, Beşiktaş başkanına, e, Trabzonspor başkanına yalı çocuğu diyemiyorsam Erman Hoca da bunu söylemez. Kimse kusura bakmasın. Ben Erman Hoca adına burada özür diliyorum. Umarım umarım Erman Hoca da ya ağzımdan kaçtı söyledim diye Özür dilerim. Yılların yayıncısı. Hepimizden daha tecrübeli, bu işleri daha iyi bilen bir adam. Gelelim buna. Şimdi babacım ve Futbol Federasyonu. Abi Futbol Federasyonu bir öyle bir böyle. Bir onu söylüyor bir bunu söylüyor. Şimdi bak Futbol Federasyonu asli görevlerden bir tanesi. Yetkilerinden bir tanesi istediği maçı istediği saatte oynatır kardeşim. Doğru. Sen arıyorsun Malatya Spor Kulübü'nü Baba ne yapalım? Oynatalım mı? O diyor biz başka bir şey. Trabzonspor Başkanı'nı arıyorsun. Baba ne yapalım? Ertelesek mi falan filan. Ertelenir mi? Çık işin içinden. Kimseye bir şey sormana gerek yok ki. Keşke şeydi. en büyük hatasını söylüyorum sana. Bir hafta ligleri ertele abi. Bir şey söyleyeceğim sana. Fenerbahçe'de, Malatya'da, Elazığ'da yok mu? Olmaz olur mu? Ha? Evet, daha az sayıda Beşiktaş'ta, Trabzon'da Malatyalı, Elazığlı olan Olur mu? yok mu? Ya kimse bir şey şimdi aklıma bir söyleyemez. Gelen mesela Mehmet Topal var Malatyalı. Evet. Bütün ailesi orada yaşıyor. Ben gittiğim zaman Mehmet Topal'ın kardeşleri gelip beni karşılıyor Malatya'ya. Kahvaltıya götürüyor çocuklar. Şimdi adamın kafası, atıyorum şimdi Fenerbahçe'de oynamış olsa adamın kafası, benim kardeşlerime ne oldu? Benim aileme ne oldu? Birisi enkaz altında mı? Yani sadece Trabzonspor'u ve Malatyaspor'u ilgilendiren bir durum değil. Hepimizi ilgilendiren bir Türkiye durum. Türkiye'yi ilgilendiriyoruz. Yayına çıkıyoruz, yayına çıktık deprem günü. Ulan ne konuşacağım şaşırdım, utanıyorum ya. Beni de etkiledi. Arıyorum Malatya'daki dostlarımızı, arkadaşlarımızı. Elazığ'daki dostlarımızı, arkadaşlarımızı. Bütün toplumu ilgilendiren bir konuda. De ki, ben bu hafta ligleri oynatmayacağım kardeşim. Yoksa, yabancı futbol gelmek istemiyor. Bence de gelmek istemez. Fenerbahçe'nin otobüsü kurşunlandığında, ben biliyorum yabancı futbolcuların, aman karı eşleri falan, aman biz artık ülkeyi terk edelim, gidelim falan demek istediğini. Vallahi dediler, billahi dediler bunu. Doğru, doğru. Al şey şahit Aziz Başkan şahit İsmail Kartal hoca arayın İsmail Kartal'ı sorun Hasan Çetinkaya idare edeceğiz sorun hangi yabancı futbolcu ülkeyi terk etmek istedi Kaçar Allah aşkına Ender bir gün sana soruyorum şimdi A Spor dedi ki sana baba gideceksin Malatya'dan yayın yapacaksın bugün 2-3 gün orada kalacaksın yenge ne der eşin ne der gitme der abi şimdi futbol takımını sen Trabzonspor takımını Malatya'ya götüreceksin. Abi otelde kalacaklar. Evet. Bir gün önce gidecekler. Evet. Devamlı atçı oluyor. Devamlı atçı içeride. Ya, sağlıklı bir ortam abi, yok. Abi değil. Mu? Ama keşke bu dedikodulara yol açmamak için hepsini ertele bitir bu işi ya. Kim ne diyecek sana? Ne takvim sıkışıyor ya. ya sıkışsın takvim ya. Hiçbir A, takvim. Oynamadım. Bundan önce oynamadım. Hiçbir emre. takvim, hiçbir ben performans. Ben bir şeyler söyleyeceğim. Hiçbir bir, takvim. Emre. Işbim, insan hayattan önemli. Tamam. Tamam tamam. değil. Ben de bir şey söyleyeceğim. E, e, Ağzına sağlık ama şunu da vurgulayayım. Bizim bütün arkadaşlarımız şu anda orada. Canla başla. Çalışıyorlar. Nerede yatıyor abi? Nerede yatıyor abi? arabada yatıyorlar, şeyde Yatarsın, yatıyorlar. Yani. Her herkes dışarıda. Da, futbol takımını e, nasıl arabada yatıracaksın? Kendi, o olay farklı ama e, yani gidersin. Ya gittim ben Gölcü'ye de gittim. Deprem gidersin, zamanı. Ben de gittim. Ha, hepimiz gittik. O akşam orada. Hepimiz yani. gittik. Ha. Ama nerede yattık abi arabanın içinde. Sen şimdi futbol takımını alıp da arabanın içinde yatırabilir misin? Yatıramaz. Doğru bir karar mıydı futbol finansiyonu? Doğru bir karardı. Ama hepsini ertel abi. Benim takımımda da Elazığlı olabilir, Sivaslı olabilir, e, Futbol federasyonu da, da o bölgedeki maçların tamamını erteledi bu Eksin arada değil mi? Hepsini erteleseydi keşke. Ben de ha, bir daha, bir daha birkaç kırmızı. şey söyleyeyim bu konuyla ilgili?